Sayın seyirciler, dünya Türk malı bir bilgisayar oyununu oynuyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK desteğiyle hazırladığı oyun Orta Çağ'da geçiyor. Ama yakın çağda satış rekoruna doğru koşuyor. Bilgisayar oyunlarının renkli dünyasında şimdi yepyeni bir Türk oyunu konuşuluyor. Orta Çağ'da geçen Mount & Blade Warband. Tamamen Türklerin geliştirdiği bu oyunda bir Orta Çağ karakterini canlandırıyorsunuz. Elinizde kılıcınız, yanınızda arkadaşlarınız kaleleri fethediyor, savaşlara katılıyor, dünyayı ele geçiriyorsunuz. ODTÜ Teknokent'te TÜBİTAK'ın da destekleriyle yaratılan bu oyunun kahramanlarının adı da son derece tanıtık. Battal Bey, Arslan Bey ve Kılıç Bey. Tamamen Türkçe oynanabilen oyun diğer ülkelerde ise İngilizce olarak piyasaya sürüldü ve 3 ayda 120 bin kopya sattı. Oyunun görüntüleri gerçek savaş sahnelerini aratmıyor. Oyunun en gerçekçi olduğu noktaları savaş sahneleri, çünkü büyük bir titizlikle hazırlanan bu sahnelerin hazırlanmasında profesyoneller de katkıda bulundu. Silahların kullanıldığı sahnelerin hazırlanışı sırasında ortaçağ silahları uzmanlarına özel bir kıyafet giydirildi ve yaptıkları bütün hareketler kaydedildi. Silahların hepsi tek tek alındı. Hareketler uygulandı, çalışıldı. Gerçekçi bir oyun yapmak, o filmlerde gördüğümüz epik havayı oyun içerisinde oyuncuya yaşatmak istedik. Oyunun bu uluslararası başarısı dünyadan pek çok önemli ödülü de Türkiye'ye getirdi. Hatta bir Rus şirketi Türk altyapısını kullanarak kendi oyunlarını oluşturdu. Yılın en iyi oyunu, yılın en iyi RPG oyunu gibi ödüllerimiz var. Bu ödüller de mesela bir atletin Golden League'de altın madalya kazanması kadar, bir olimpiyatlarda bir halterin altın madalya kazanması kadar önemli ödüller. Bir ortaçağ savaşında savaşmak pek çok kişinin en azından bir kez hayatında hayalini kurduğu bir nokta. Peki bu kolay bir şey mi? Şimdi hemen deneyelim onu. Hiç kolay değil, hatta yenilgi kaçılmaz. Bu nedenle belki de bu hayali bu bilgisayar oyunuyla canlandırmak en iyisi. Berlin Moda